Musa Bey merhaba. Merhaba arkadaşım, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizler de hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bizler bugün Konya ilimizin Karatay bölgesinde bulunan bir firmadayız ve firmamızın ismini de yağ basan makine olarak belirtmek istiyorum. Yağ basan makineden ve yaptığı işlerden bahsedeceğiz ama ben kısaca sizi tanımak istiyorum öncelikle seyircilerimize anlatmak amacıyla. Musa yağ basan kimdir? Kaç yıldır bu sektördedir efendim? Musa yağ basan 1966 doğumluyum. Yaklaşık bu firmanın temelleri de 1966 yılında babamız tarafından atılmış. Sizinle birlikte doğan bir firma evet, ismi aslında. Evet. İşte bizde 1994 yılında bir abim var. İşte abimle birlikte babamızdan devraldık. Eski sanayide küçük bir dükkanımız vardı. Oradan yavaş yavaş çalışarak işte bu yerlere geldik. Adım adım geldik. Evet. Yani babadan oğula gelen ikinci babadan kuşak bir firma gelen, diyebiliriz. Üçüncü kuşaklarımız da var. Bizim çocuklarımız da var. Torunlarımız da şu anda çıraklığa gidiyorlar, geliyorlar yani. Güzel, devam edecek bir gün gözüküyor. Sizi de sektörde evet, göreceğiz. Evet. Abimiz dedik, Musa Yağbasan ve Mustafa Yağbasan olarak evet, devam ediyoruz işleyişimiz iki kardeş olarak. 55 yıldır var olan bir makine sektöründen bahsediyoruz ve yağ basan makine ile ilgili 55 yıl yani çeyrek asırı, yarım asırı evet, geçmiş bir süreden evet, bahsedebiliyorum. Şu an için de sizinle ilgili 44 yıldır yani çekirdekten yetişmiş evet, mutfaktan gelen bir isim olarak evet, sektörde 44 yılını harcamış biri olarak bahsedebilirim. Peki yağ evet, basan makineye geri dönecek olursak içeriye giren bir müşterimizin bizim hakkımızda şu an yaptığımız üretimlerle ilgili bilmesi gereken şeyler nelerdir? Yağ basan firması müşterisine şu anda kalıp sektöründe biz varız. Yani hem dışarıya fason olarak kalıp üretebiliyoruz. Yani müşterimizin isteği doğrultusunda. Hı hı. Hem de kendi bünyemizde yaptığımız imalatlar ile ilgili kalıplarımızı kendimiz üretiyoruz. Hı hı. Ürettiğimiz kalıpları da işte kısımlarımız var. Bölümlerimiz var. Alüminyum enjeksiyon bölümümüz var. Alüminyum enjeksiyon makinelerinde de o kalıpları çalıştırıp üretim yapıyoruz. Hı hı. Plastik enjeksiyonlarımız var. Plastik kalıpları yaptığımız kalıplarda plastik enjeksiyonları da değerlendiriyoruz. Bunun tabii ağırlığımız bizim kendi imal ettiğimiz malzemelere yönelik bir çalışmamız üretim var. Yapmak, evet. Üretimlerimiz o şekilde. Daha sonra oradan çıkan malzemeler, alüminyum enjeksiyondan çıkan malzemeler üretilme hazır bir vaziyete gelmesi için de talaşlı imalat hanemiz, yerim, bölümümüz var. Talaşlı imalatta onlar ölçülü bir şekilde işlenip daha sonra bizim yeni dediğim gibi bir yıl falan oldu aşağı yukarı bir tekrar şey montaj firması veya satış yeri olarak ayırdığımız bir bölümümüz daha var. Hı hı. Ürünler buradan işlenip gittikten sonra o da montaj haline geliyor. Orada deney testleri yapılıp oradan hem yurt dışına hem yurt içine sevkiyatlarımız gerçekleşiyor. Harika. Yani kalıp sektöründe aslında evet, plastik veya alüminyum enjeksiyon diyebileceğimiz evet, üretimler yapılıyor. Sonra bunları montaj muamüle haline evet, getiriyoruz. Evet. Sonra zaten yaptığımız muamüleleri de anlattığınız bir işleyişte aslında piyasaya sunmuş evet, oluyoruz. Belli başlı denetlemelerle, evet, kontrollerle. Evet. Yine sizin birlikte çalıştığınız, hizmet verdiğiniz sektörler olarak da otomotiv sektörü, tarım, evet, havacılık veya savunma sanayi de örnek verebiliriz. Evet. İşin içinde kalıp veya alüminyum plastik enjeksiyon olan tüm sektörlere hizmet verebiliyoruz. Bu da talebe veya siparişe bağlı olacak evet, değil mi? Evet. Harika. Zaten üretimle ilgili hem teknolojiksel hem de biraz yılların getirdiği deneyimsiz de mevcut olduğundan dolayı herhangi evet, bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Evet. Peki şundan bahsetmek istiyorum ben. Bir, işletme olarak ve neredeyse 55 yıldan da bu isimden evet, bahsedebiliyoruz. Hizmet verirken işçiliğimizde veya yine müşterimizle olan iletişimde bu firmanın dikkat ettiği kırmızı çizgiler nelerdir evet, Musa Bey? Şimdi biz tabii babadan oğula gelen bir firmayız. Babamız yıllarca sanayi sektöründe hizmet vermiş. Tabiri caizse biz babamızın bıraktığı itibarı güvenilirliği devam ettirmek için mücadele ettik. Güzel. Yani birinci planda bizim amacımız müşterilerimize kaliteli ve güzel bir malzeme üretip yani güvenilir bir şekilde hile yapmadan yaptığımız işlerde onları müşterilerimizin memnuniyeti için bunları yapıyoruz. Yani genelde şey yaptığımız yani güvene dayalı
Evet, kaliteli ve güvenilir bir hizmet dayalı, anlayışı evet. içinde babamızın bize bıraktığı o itibarı sarsmayacak şekilde bayrağı evet. devraldık ve evet. devam ediyoruz. Devam Zaten ediyoruz. İkinciden ziyade üçüncü, dördüncü kuşaklarda bu çocuklarımıza da evet, özür dilerim. Çocuklarımızı da bu şekilde yani yaptıkları işte başarılı olmaları için kaliteye önem vermelerini, dürüst olmalarını, gerektiği malzemenin gerektiği yerde kullanılması noktasında onları da tabii o şekilde yetiştirdik. Allah'a çok şükür. Onlar da o şekilde devam ediyorlar. Yani bir Güzel. Şeyimiz var yani Allah'a hamdolsun. Aslında sektörde uzun yıllarını vermiş bazı firmalar var. Tabii onların bize verdiği bilgiler ipucu sayılıyor aslında evet. bizim için de. Tabii ki farklı kuşaklara da aynı etkenleri öğretmeye devam evet. edeceğiz biz de. Peki ilerleyen yıllarda diyorum oldukça uzun bir geçmişi var ama tabii ki daha uzun süreler sizi görmeyi temenni ediyoruz. İlerleyen yıllardaki yağ basan makine dediğimiz zaman belki 2021'in sonuna doğru ya da belki daha ileri vadelerde kendimizin bünyesine katacağımız, geliştireceğimiz, ilerleteceğimiz hedefler, projeler olacak mı? Mutlaka projelerimiz var. 2020'de bu pandemi dönemine rağmen bizim yaptığımız bayağı bir teknolojik yatırımlarımız var. Ama inşallah bundan sonra da devam edecek. Yani işimizle alakalı yani teknolojinin son noktasına doğru gitmek için mücadele edeceğiz. Yani şimdi tabii eskisi gibi çıraklık döneminden yetişmiş gelmiş ustaları bulmak zor olduğundan dolayı mecburen teknolojiye yatırım yapmamız gerekiyor ki yani insanların gösteremediği hassasiyeti onlardan alıyoruz. Yani ben iş olarak diyorum. Evet. Yani o yüzden dolayı artık günümüz Türkiye'sinde, dünyasında teknolojiye ulaşan firmalar, teknolojiye yürüyen firmalar başarılı oluyorlar dünya evet. pazarlarında da. O yüzden dolayı biz de bunun bilincindeyiz. Önümüzdeki dönemlerde nasip olursa bir iş yerimizi genişletmek istiyoruz. Ama biz mesela kendi öz sermayemizde çalışan bir firmayız. Yaklaşık 105 tane insan istihdam ediyoruz burada. Harika, büyük bir sayıdan bahsediyoruz. Evet. Ama biz yine de kendi imkanlarımız doğrultusunda çalışıyoruz. Yani bankalardan kredi almıyoruz. Bankalarla çalışıyoruz ama kredi anlamında değil. Sadece kendi şeylerimizle, sermayemizi kendi tabii. öz sermayemizle çalışıyoruz. Yani şöyle diyebilir miyiz? Şimdi 105 kişilik bir ekipten bahsettik. Bu istihdam evet. olarak az sayılabilecek bir rakam değil. Bu evet. üretimi yaparken de zaten iki tane farklı noktamız var şu an. Biri 4000, biri 2000 metrekare civarında. Toplamda evet. 6000 metrekarelik geniş bir alanda da hizmet veriyoruz. Evet. Ama amacımız, hedefimiz ileriye yönelik hep kendimizi geliştirmek. Doğruluk, dürüstlük. İkili evet. ilişkilerde, ince işçilikte her zaman doğruluğun evet. yanında olmak, kalitenin önünde olmak. Ama bununla birlikte de biz hep kendimizi güncele adayıp teknolojiye adayıp gelişmeleri takip edeceğiz ve böyle böyle ilerleyeceğiz diyebiliriz evet, kısaca evet, değil mi? Evet. Peki hizmet ağı olarak ben adınızın, hizmetinizin nerelere kadar yayıldığını merak ediyorum. Kısaca ben aslında Türkiye geneli bütün yerlerde hizmete, siparişe, isteğe bağlı var olabileceğinizi biliyorum ama evet. ben ülke dışında nerelerde olduğumuzdan biraz söylemenizi istiyorum. Şimdi bizim bu yatırımlarımızın getirdiği bazı ne diyeyim şeylere dayanarak biz dış ticarette biraz daha var olmamız gerektiğini anladık. Evet. Yaklaşık 2 yıldır dış ticarette bünyemizde çalıştırdığımız aşağı yukarı 5-6 tane dış ticaretçimiz var. Bunun da bir tanesi Brezilyalı, bir tanesi Rus, bir tanesi Iraklı, iki tanesi de Türk, çok güzel İngilizce konuşan insanlar. Tabii ki. Yani bir de bir de branşlarında başarılı olmuş insanlar. Biz yüklü, çok büyük ihracatlar yapamıyoruz ama çalışmalarımız kaliteli ürünü en uzak noktalara ulaştırmak için numune bazında şu anda bayağı bir ülkelere mal gönderiyoruz. Birkaç tane örnek vermek gerekirse. Mesela diyelim ki Brezilya, Şili, Hindistan gibi o uzak doğu ülkeleri, Avrupa ülkeleri aşağı Avrupa ülkelerinde varız. İspanya, İtalya, harika. Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan. Buralarda bayağı iyiyiz. Yani buralara bayağı önceden beri çalışıyoruz. İyiyiz. Çok geniş bir firma evet. olduğunu gösteriyor bize. Rusya bölgesine yeni bir dış ticaretçiyle anlaştık. Rusça iyi bilen, Rusça bilen. Kendisi de zaten Rus.
O tarafa da inşallah bir önümüzdeki günlerde çalışmalarımız aslında kendisini var başlayacak. Bize biraz evet. destek oluyor yani, bu süreçte. Evet, evet. Güzel. Peki biz Konya bölgesinde Karatay bölgesindeyiz dedik ama biz evet. açık adresimizi de öğrenelim. Sizlere ulaşmak isteyen izleyenlerimiz nasıl ulaşacaklar Musa Bey? Şimdi Yağbasan Otomotiv Büsan Özel Organize Sanayisi'nde 10.650 sokak numara 8'deyiz. Yani biz aşağı yukarı 14-15 yıldır buradayız. Rabbim nasip ederse organizede bir yer yapıp oraya da taşınmayı düşünüyoruz, yani daha büyük bir yer. İlerleyen zamanlarda sizi daha büyümüş tabii şekilde göreceğiz galiba. Şöyle söyleyeyim, bizim ikinci kuşağız ya, üçüncü kuşakların onu başarmalar için mücadele ediyoruz. Açıkçası ben şöyle söyleyeyim, önümüzdeki bir yıl içerisinde Rabbim ömür verirse kendime bir karavan alıp biraz seyahat etmeyi düşünüyorum. Biraz kendimize mola evet, vermenin evet, zamanı biraz geldi. Biraz seyahat mi? Etmeyi düşünüyorum, gezmeyi düşünüyorum. Öyle bir düşüncelerimiz var inşallah. Bu zamana kadar vermemiz gereken eforu tüm gücüyle sarf ettiğimiz için değil evet, belki de. Evet, çünkü evet. belli bir temel vardı. Bahsettiğimiz gibi 50 metrekare, 300 metrekareden bugünlere geldik. İlerleyen zamanlarda organizeye geçmeyi evet. düşünüyoruz. Her şey adım adım ilerleyecek. Evet. Tabii bunun için de bir özveri, bir efor gerekiyor, haklısınız ama. Şimdi var mı, özür dilerim soru. Yok yok, ben aslında ben şöyle bir şey ekleyeyim. Evet. Buyurun. Ben şunu ekleyebilirim. Tabii. Şimdi biz tabii babamız da sanayici olduğu için babamızın bize bir nasihati vardı. Oğlum, merdivenleri bir bir çıkacaksınız. Eğer ikişer üçer merdiven çıkarsanız iki kat çıkarsınız, üçüncü katta yorulur. Ya aşağı düşersiniz ya ayağınız acır. Çok güzel ve anlamlı bir, güzel bir sözü bu. Vardı babamızın. Biz de onu kendimize düstur edindik. Net ve sağlam adımlar. Evet, sağlam adımlar atıyoruz. Beceremeyeceğimiz, başaramayacağımız ödemelerin altına girmiyoruz. Yani imkanlarımız dahilinde ona göre yatırımlarımızı o şekilde yapıyoruz. Aslında yani, yapılması gereken evet. her şey belli bir çizgi üzerinde ve evet. dışına çıkılmadan yapılması gereken doğrultuda evet. gidiyor gibi görüyorum. Ben son olarak aslında bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da ne kadar teknolojiyle ilişkili olan bir işimiz olsa da sonuçta insan faktörü her zaman işimizin evet. bir parçası. İnsan faktörü bir işin içine girdiğinde bazen sorunların, sıkıntıların yaşanması çok muhtemel. Yaşadınız mı bilmiyorum şu ana kadar ama çok muhtemel olduğu için bir sıkıntımız, bir sorunumuz olduğu zaman biz müşteriyle bu aramızdaki iletişim sürecini Yağbasan makine olarak nasıl yönetiyoruz? Şimdi biz işe temelden sıkı tutmaya çalışıyoruz. Bu garanti ve müşteri memnuniyeti için, müşteriden malzemenin geri dönmemesi, yaşanacak sorunların giderilmesi, anında giderilmesi, sorunun aza indirilmesi daha doğrusu. Evet. Bunu biz temelden çözmek için işçilerimizle sürekli her hafta belirli günlerde toplantılar yapıyoruz. İşçi bilgilendirilmesi yapıyoruz. İş güvenliği hakkında. İşçilerin yapacakları işin ehemmiyetini daha iyi anlayabilmeleri için bozuk mamulleri ortaya koyup onlara gösteriyoruz. Bak, buralarda şu şekilde eksiklikler var. Bunların düzelmesi için neler yapması gerekiyorsa, işçilerin de birbirleri arasında kalite yönetimine faydaları olması için kaliteyi daha ne güzel artırabiliriz gibi ufak tefek toplantılar yapıyoruz. Tabii bu arada Ar-Ge'mizi kurduk. Daha önceki bazı programlarda ben Ar-Ge kuracağımızdan da bahsetmiştim. O zaman bu Ar-Ge sürecinin içindeydik şu an galiba. Evet, Ar-Ge'mizi kurduk. Efendim, kalite yönetimini aşağı yukarı değil, kalite yönetimini oturttuk. Yani müşterimizin mağdur olmaması için temelden, yani sorunların temelden gidermek için. Çünkü biz kalıp bizde, döküm bizde, o dökümü işlemek, üretime koymak, montajı yapmak hepsi bizim bünyemizde olduğu için o anında müdahale edip o yaşanan sorunu anında gidermek için hemen bir kalite yönetimi toplanıp o şekilde bir çözüm üretiyoruz. Harika. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için ve değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Musa Bey, kapatmadan önce sizler de seyircilerimizi, çalışma arkadaşlarımızı ve müşterilerimizi unutmayalım. Neler söylemek istersiniz? Bu arada müşterilerimizin bizi Yağbasan Otomotiv'i tercih ettikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşçilerimizin de aynı performansta gün geçtikçe kaliteye ve iş güvenliğine önem vererek çalıştıkları için de kendilerine yine teşekkür ediyorum. Evet, her iki grubumuza da teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar olmasaydı biz olmazdık evet. diyoruz. Tabii ki bu bir ekip çalışması. Farklı programlarda görüşmek üzere diyorum Musa Bey. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Teşekkür ederim.